min el Bismillahirrahmanirrahim Ve ma erselnake illa mubeşşiran ve nedira Okuduğum ayeti kerime Furkan suresinin 56. ayeti Furkan suresi hakla batılı iyiyi kötüyü anlatır ifade eder bize ve hak hakkı gösterir, hakka oyun der. Batılı yanlışı gösterir, batıldan da uzak olun der. Gündem Allah'tır, gündem Rasuldür, gündem ahirettir. Gündem Allah'ın gündemidir. Bu okuduğum ayetle birlikte gündem Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve ondan önceki peygamberlerin rolü zaten Efendimiz'de de var. Allahu Teala Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a der ki ve ma erselnake illa mübeşşiran ve nedira biz seni ancak müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik. Müjdeleyecek Müslüman olursanız diyecek. Allah'a kul olursanız diyecek. Allah elçinin elçisinin yollarından giderseniz diyecek. Dünyanızda tatlı, güzel ve ahiretinizde sonsuz hayat cennet diyecek. Müjdesi bu. Uyaracak, aklınızı başınıza alın diyecek. Bak Allah'ın istemediği bir hayatı yaşarsanız dünyanızda bela, musibet, ahiretinizde cehennem diyecek. Ve bu sözleri Allah'tan aldığı bilgilerle söyleyecek. Allah'ın emriyle söyleyecek ve hiçbir kimsenin yarın benim ne ahiretten ne cennetten ne cehennemden ne Allah'tan ne peygamberden haberim yoktu diyemeyecek. Böylece Allah kullarına uyarıcı ve müjdeci olarak aramızdan seçtiği elçileri gönderiyor ki kulların yarın elinde bir delil kanıt olmasın, itiraz hakları olmasın. Ne hakları var ki insanların bugün? Atamız Adem Aleyhisselam'dan beri her coğrafyaya, her ümmete, her topluma, her köye, kente peygamberler, uyarıcılar, müjdeciler göndersin ve Allah ayetlerini onlara lütfetsin, onlar kabul etmezlerse suçu da Allah'a yıkmasınlar. Suçlu kendileridir insanların. Kaldı ki daha önce de zaten ta atamız Adem Aleyhisselam'ın iken de Rabbim bize sordu. "Bensin Rabbiniz değil miyim?" dedi. Biz de dedik ki "Evet Rabbimizsin." Hiç kimsenin bahanesi yok. Kul de ki der şimdi müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdiği elçisine yani Muhammed aleyhissalatü vesselam'a ma eselüküm aleyhimin ecir ben sizden ücret istemiyorum İlla ben şae en yettehide ila rabbihi sebila. ben istiyorum ki ben istiyorum ki sizden isteyen isteyen Rabbinin yoluna girsin Müslüman olsun benim derdim bu diye söyle diyor Allahu Teala elçisine. Bir siyasal güç benim olsun istemedi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Bir ekonomik güç benim olsun istemedi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. <laughs> Bir kavim, kabile, askeri güç benim olsun istemedi Muhammed Aleyhisselam. En güzel keyif ve zevki yaşayacağım bir dünya bana verin demedi. Kaldı ki zaten Mekkeliler teklif de ettiler. İstersen en güzel kadınlarımızı kızlarımızı sana verelim dediler. Ekonomik güçle destekleyelim sen en zenginimiz ol dediler. Gel başımıza devlet başkanı ol dediler. O da dedi ki hepsi hepsi malınızla, mülkünüzde, ailenizde, karınızla, kızınızla size bereket getirsin. Ben sizden sadece Müslüman olmanızı istiyorum, iman istiyorum dedi. Allah'ın da isteğiydi bu, peygamberlerin de isteği bu, başka bir şey yok. Bizlerden istiyorlar ki Allah ve Resulü gelin gelin Müslüman olun, iman edin. Çünkü bu iman o kadar önemli bir şey ki bu iman sonsuz cennete götürür. Karşısı ise sonsuz cehenneme götürür. Sonsuz, sonsuz. Allah'ın istediği, peygamberin anlattığı şekilde Allah'a ortak koşmadan bir iman o Müslümanı günahıyla, sevabıyla cennete götürüyor. Dünyayı da tatlı olarak yaşatıyor. Ama iman etmedi mi Rabbim korusun. Felaket, dünyası da felaket, ahireti İşte bugün de Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, bugün de Allah bizden bunu istiyor. Gelin diyor sadece illa men şae en yettehide ila Rabbi sevil. Ya Müslüman olun. Allah'a ortak koşmayın. Yanlış yollara gitmeyin. Bunu istiyor. Günahınız, sevabınız da olabilir, bunu Rabbim tamam diyor, tamam ama bana ortak koşmayın. Allah var ama başka tanrılar da var demeyin. Allah bilir ama başkalar da bilir demeyin. Allah'ın vahyi önemli de başkalarının vahyi de, Allah'ın bilgisi de önemli de başkalarının da, Allah'ın haberleri önemli de başkalarının da demeyin diyor allah Teala. Bütün hayatınızın Rabbi ilahı, vekili Allah. Bunu bir kabul edin diyor. İşte bunu zaten bir kabul etti mi insan ve insanlık ve toplum kazanır, kazanacak. Bizden bunu istiyor. E peki ben bunu kabul ettim ama dünya zaten yanlış yollarında gitmeye devam ediyor. Dileyen dilediği yora gider. Allah diyor femen şaefel yümin ve men şahe Dileyen Müslüman olur, dileyen istediği yola gider. Özgür herkes serbest. Ama bizden istiyor ki gelin aklınızı başınıza alın. Aklınız başınızdayken, hayattayken benim razı olduğum bir imana gelin benim yoluma girin diyor Allah. Bu sözünü de kime söyletiyor? Kitabıyla, kendi kelamıyla söylüyor ve elçisiyle yine kendi sözcüsüyle bize söylüyor. Peki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ya da o gibi Allahu Teala'nın adına kıyamete kadar müjde ve uyarıcılık yapan Müslümanlar kime güvenecek? Vekilleri kim? Yani şu sözü kime diyecek? Ey vekilim benim hakkımda karar verme etkisi senindir. Ben senin adına yaşıyorum. Sen benim hakkımda karar ver. O kararı uygulayacağım. İstediğin hayatı benden iste ben yaşayacağım. Diye kime söyleyecek? Ben sana güveniyorum. Senin adına yaşıyorum. Senden başka ben güvenecek. Vekil kabul edecek. <laughs> Hiç kimse bilmiyorum kime diyecek Müslüman. Ve tevekkel alel hayyillezi la yemut. 58 ayeti okuyorum. Furkan suresi ve tevekkel alel hayyil ledeyla yamut. Ölmeyen diriyi, ölmeyen ölmeyen diriyi, canlıyı hay olanı vekil kabul et. Peki Allah'tan başka ölmeyen diri olan, Allah'tan başka vekiller var mı bu dünyada? Çok. Ne kadar din varsa bütün dinlerin vekilleri de var rableri de var, ilahları da var. İslam'ın da Rabbi de var, Vekili de var, ilahı da var. Çok belirgin işte yaşadığımız bir dünyada sistem olarak insanların en modern, en çağdaş sistem dedikleri ve sistemini de 2000 yıl öncesine Yunan ve Roma medeniyetine dayandırdıkları bir sistem. Bugün insanların beğendikleri ve tamam hayran hayran ah böyle bir sistem olsa ülke tam bu sistemi uygulasa düzlüğe çıkar dedikleri bir sistem var. Bunun adı halkın adına insanları yöneten vekilleri bulunan kimseler kim bunun adı demokrasi. Halk adına bir sistem, bir yönetim. Kaldı ki bu Romadan önce de tanuh kavminde başladı da neyse bu modern felsefe, modern tarih bunu Roma ile Yunanla başlatıyor. Evet demokrasilerde vekil kim vekil var bak halkın hepsi yönetimde değil halk kendi aralarından kendi aralarından en iyimser ve en denilen şekliyle uygulandığı zamanı söylüyorum değişik sistemler olabilir, faşizme kayabilir bu. Diktatöriye kayabilir ama aynı sistemin farklı yani sistem yaşanılan sistem tehlikeye düştü mü de olabilir bu faşizme de dönebilir. Ama diyelim ki dönmedi daha insanlar kendi aralarından vekiller seçiyor o vekillere diyorlar ki bizim hakkımızda karar verme etkisi sizindir siz bizim hakkımızda ne karar veriyorsanız biz onu uygulayacağız böyle değil mi? böyle. Bunu herkes biliyor. İşte burada bu demokrat felsefede antik Yunan ve Roma'da başlayan dedikleri ama sırala ben söylüyorum Kur'an'dan öğrendiğimize göre Nuh beri başlayan bu sistem ki Muhammed aleyhissalatü vesselam Mekke'de peygamber olduğu zaman da hakim olan sistem Yunan ve Roma'nın sistemi olan demokrasiydi. Ve aynı sistemi Rom, Roma ve Yunan sistemini Mekke'ye taşımışlardı. <laughs> Burada vekil kim? İnsan. İnsanlar, insanlar hakkında karar verme etkisine sahip ve de o kararı da insanlar uyguluyorlar. İşte bugün günlük emirler, yasaklar geliyor ekonomide, siyasette, aile sisteminde varlıkta, yoklukta, savaşta, barışta, eğitimde, hukukta neyse. Fakat Allahu Teala diyor ki bak bu tamam. Böyle bir sisteminiz var dünyada. Bana, bana rağmen böyle yaşıyorsunuz. Mekkeliler böyle yaşıyordu. Nuh kavmi, Ad kavmi, Semud kavmi böyle yaşıyordu. Roma ve Yunan, Antik, Hint, Çin, Sasaniler bunları Pers İmparatorluğu bunu yaşıyordu. Ama diyor ki Allahu Teala. Bakınız. Eğer benden başka hay ve kayyum olan Hay ve yemut olan benden yani Allah'tan başka vekil kabul ederseniz girilerini ki onlar insanlar olur, bu insanlar ya ölür ya da sizi satar. Bütün bütün beşerin insanlığın vekil kabul ettiği işlemlerde bunu görmek gayet kolay. Yani aynı vekiller içinde bile satma ve ölüm zaten olağan bir şey. Ama diyor ki Allahu Teala beni vekil kabul edin. Bana güvenin. Benim adıma yaşayın ve bana deyin ki: "Ya Rabbi ben ya da biz bir kişi ben şimdi siz de birebilir. Ben ölmeyen, diri olan seni vekil kabul ediyorum." Ve ben inanıyorum ki sen bana muhtaç değilsin. Ama insanların vekaletinde insanlar birbirlerine muhtaç en büyük vekili vekillerin ve vekillerimin neyse onlar korur. Onların muhafaza altında bir hayatları var. Ama ya Rabbi sen bana muhtaç değilsin ben sana muhtaçım. Sen beni satmazsın. Böyle bir özelliğin yok ihanet etmezsin. Sen müminsin. Allah'ın bir ismi mümin, bir ismi selam. <laughs> ve ya Rabbi sen ben muhtaç olduğum zaman da ölmezsin. Ama ya Rabbi senin dışında kim kimi vekil kabul ederse hangi sistem doğrusu olsun demokrat, faşist, sosyalist, liberal neyse hangi sistemde kim kimi vekil kabul ederse ki bu Allah'ın dışında insanlar vekil kabul ediliyor. Ölür tam insanlar tam vekiline muhtaçtır aman vekilim der ama vekil ölür. Ya da vekilin canı sıkılır satar adama. Dünya böyledir en yakın insanların bile siyasi dünyada birbirlerini nasıl sattığına her gün şahit oluyoruz. Ta Nuh beri böyle. Çok enteresan. Müslüman olmayan bir dünyada böyle de Müslüman dünyada bile siyaset dünyasında kimler kimlere hayır ediyor, etmiyor ya da harcıyor. Ama Allah ölmeyen diridir, kayyumdur, bize muhtaç değil ve bizi satmaz. Vekilimiz o. Bu vekalet o kadar önemli ki peygamber bile vekil olamaz. Melekler vekil olamaz. Enteresan bir hatıra. Atamız İbrahim Aleyhisselam ateşe atılacak. Biliyorsunuz Mezopotamya'nın e, devlet sisteminde, aynen Roma'nın öncüleri Mezopotamya biliyorsunuz. Roma'dan önce, Nuh kavminden sonra yalnız. At ve Semud kavminden sonra ama Roma'dan önce... Yunan'dan da önce. E yine halk iktidarına, egemenliğine, vekaletine dayalı sistem var. E ama devlet e, devlet diktatöryası da var, e putları var. İbrahim Aleyhisselam onların tanrılarını yok ediyor, onları uyarmak için. Ateşe atılma cezası veriliyor. Ateş yanmış, yakılmış ve İbrahim Aleyhisselam ateşe atılacak. Cebrail Aleyhisselam gelir, bir ihtiyacın var mı git. E Aleyhisselam gelir git. Başka dağlar meleğe gelir, rüzgar meleğe gelir, gelir git. Diyor ki Muhammed Aleyhisselatü vesselam, atamız İbrahim aleyhisselam'ın ateşe atılmadan önce söylediği son söz. İbrahim aleyhisselam'ın Allah'ın halili İbrahim aleyhisselam'ın ateşe atılmadan önce söylediği son söz Hasbiyallah ve ni'mel vekil. Allah bana yeter o ne güzel vekildir. Ve tevekkel alel hayr la ayet. Benzer ayet çok. Ve tevekkel ala Allah. Ale Allah'a tevekkelne. Ve malena illa ne tevekkel aleyna gibi çok ayet var. Hepsinde vekalet aynen la ilahe illallah da ilah nasıl Allah'tan başka ilah yoksa nasıl Allah'tan başka rabb yoksa hakim ve malik nasıl Allahsa vekalet ve vekillikte Allah'tadır ve selam. Atamız İbrahim Aleyhisselam da bu vekilliği Allah'a havale etmeye gördüğümüz gibi biliyorsunuz ateş yakmadı. Onun hanımı küçük çocuğuyla beraber Mekke'ye bırakıldı İbrahim Aleyhisselam tarafından. Biraz su, biraz hurma ve bırakıp döndü İbrahim Aleyhisselam. Anamız bağırdı Hacer bizi nereye bırakıp gidiyorsun diye. Üç defa seslendi sonra dedi ki, bizi buraya bırakıp gitmeyi sana Allah mı emretti? Dedi ki İbrahim Hasan dönmeden kolay değil. Küçücük yavrusunu sütle yavrusunu, Mehmet'e yavrusunu bırakıyor ve bir hanımını kendi başına kimsenin olmadığı bir coğrafya bırakıp gidiyor. Allah emretti deyince anamız Hacer de diyor ki git Allah bizi yeter. O da hasbunallah diyor. Ve oğul İsmail aleyhisselam Baba diyor ki oğlum rüyamda görüyorum ki seni kurban edeceğim. Emrolunduğunu yap baba diyor. Allah bize vekil. Ve bihamdi. bir hamdi. Evet Allah'a vekil kabul eder. Peygamber ve Müslümanlar ve bir emir daha var Allah'tan. Ve bihamdi. bir hamdi Allah'a tesbih et ve Allah'a hamd et. Tesbih ne demek? Tesbih biliyorsunuz. Bu alemde bütün varlıklar Allah'a tesbih ederler. Özgür lükle tercih hakkıyla İslam'ı kabul etmeyen cinler ve insanların dışında. Ama onların bedenleri de Allah'ı bilir ve tesbih eder. Sadece özgürlükleri, iradeleri Allah'a tesbih etmiyor. Ve tesbih şudur, anlayabildiğimi söyleyeyim. Herkes biliyorsun, Sübhanallah sözü bir tesbihtir. Sübhan Rabbiyel Azim, Sübhan Rabbiyel Ala bir tesbihtir. Nedir tesbih? Türkçesi ne? Türkçesi tesbih. Allah, Allah kendi zatını kitabıyla, Kur'an'la, daha önce Tevrat, Sebur, İncil'e ve sayfelerle ve peygamberiyle ve peygamberleriyle kendi zatını, esmasını, sıfatlarını, sistemini, dinini, ahiret günlerini, göklerini, yerini tanıtmış ve dolayısıyla kendi zatını tanıtmış bize. Biz Allah'ı tanıyacağız buradan ve diyeceğiz ki işte ya Rab sen busun bunun adı tesbihtir. Örnek yedi kat arşın Rabbi sensin ya Rabbi azamet ve yücelik sende. Razzak sensin ya Rabbi senden başka rızık veren yok. İşte tesbih. Şafi sensin ya Rabbi senden başka şifa yok. Mümin sensin ya Rabbi, bize emanet, emniyet ve güvenilir bir hayat veren sensin sen ya Rabbi. Başka yok, işte tesbih bu. <laughs> Sübhan Rabbiye Selam, selam sensin ya Rabbi. Bütün insanları selamete çıkaracak sensin ya Rabbi, işte tesbih bu. Gaffar, tevvab sensin ya Rabbi, bağışlayan, tevbeleri kabul eden sensin sen ya Rabbi, işte tesbih bu. Cennetin var ya Rabbi, mükemmel, işte tesbih bu. Cehennemin var ya Rabbi korkunç, ya Rabbi sen koru, işte tesbih bu. Elçilerin var kabul ettik ya Rabbi, işte tesbih bu, bu, bu. Yani bu kitap ne diyorsa bunu gündeme getirmek, ya Rabbi sen bu kitabın sahibisin ve bu bilgileri sen bize aktardın, sen busun demek tesbih. Ve bir de hamd, böyle tanıdığımız, Allah'a dedi kimden tanıyacağız tekrar ediyorum, kitabından ve elçisinin getirdiği haberlerden, sözlerden. Tanıdığımız bu Allah'a sonra hamd edeceğiz. Hamd. Ya Rabbi övgüler senin, yükseklik senin, üstünlük senin, medi senin, şeref senin, kulluk sana, ibadet sana diyeceğiz. Senden başka kimseye muhtaç değiliz diyeceğiz. Öyle ya. Hamd Allah'tan başka kimse yapılmaz. Hamd bir nimetin karşılığı. Bize gelen bütün nimetler de Allah'tandır. Başka kimseden değil anamdan değil, babamdan değil, şehrimden değil, köyümden değil, siyasal güçten değil, devletten değil, milletten değil, ağalardan değil, beylerden değil, hacılardan değil, hocalardan değil. Hocalardan değil. Hiçbir kimseye hamd edilmez. Sadece, sadece Allah'a hamd olsun denir. <laughs> Bu kelimeler o kadar önemli ki Allah kendi zatını tesbih ediyoruz. panelle diye esra diyerek. Ve Allah elhamdülillah diyor, kendi zatını övüyor. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Elhamdülillahi lezi kalaga semaat vela diyerek. Evet, bi bihamdi Rabbi. Bu kelimeler, Subhanallah, elhamdülillah sözleri mizanı da dolduruyor, gökleri yeri de kaplıyor. Acayip, mükemmel sözler. Allahu Ekber. Ve kefa bihi bir bi ibadihi kabira ve Allah Allah kullarının günahına haberdar olarak yeter. Kullar aklını başına alsın diyor Rabbim bize yani. Aklınızı başınıza alın. Günahlarınızdan ben haberdarım. Her şeyinizi biliyorum. Neyin iyi neyin kötü olduğunu ben size öğrettim zaten. Gelin benim dediğim gibi yaşayın da yarın mahcup olmayın. Hele 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 hele, hele imansız karşıma çıkmayın diyor allah Teala. İmansız. Şirksiz bir imanla gelin kurtarırsınız diyor. Ha bu günaha teşvik anlamına al gelmesin. Ama şirksiz bir iman. Bu önemli bu. Günah olsun. Günah olsun. Çünkü müşriğin, kafirin günahı da yoksa. Hesaba çekilmeyecek. Müslümanın günahı var. Ama Allah'a ortak koşması yok. Tekrar edelim. Allah'a ortak koşmak ne demek? İşte okuduk. Önceki ayetlerde kişinin kendi heva ve ilahlaştırması ya da kendisi gibi olan insanları ilahlaştırması. Biraz daha açalım. Allah var ama Allah var ama şunu bilir şunu bilmez demesi. Allah var. Namazı bilmiş, iyi kabul edelim namazını da ama ekonomik hayatın düzenini bilmiyor. İşte bu, bu felaket. Allah var ama bugün kadınların nasıl giyineceğine, <laughs> nasıl yaşayacağına kararı veremez, bilmez bu işi. İşte bu kötü, bu felaket. Allah var ama hukuki düzen, miras, evlilik nasıl olacak bunu bilmez. İşte bu felaket. Bu götürür adamı. Öteki adam bu tarafta Allah'a ortak koşmayan adam. Günahı var, içki içiyor. <laughs> Hatası var. <gülüyor> <gülüyor> ama diyor ki ya Rabbi vallahi bu benim günah. Evet ben bu içki içiyorum. Ben bu günah istiyorum ama bu benim günahım. Beni bağışla, affet diyor. Bu ayrı, burası ayrı. Bak öteki insanlara göre gayet iyi, modern, medeni, aklı başında, akıllı. Her şeyi biliyor. insanlara faydalı işler de yapıyor. Toplum için kendi ömrünü de feda ediyor. Ama diyor ki Allah'tan başka ilahlar da var. Ya da Allah'ta yok başkaları var diyor. Ama burası Müslüman Rabbim diyor. Rabbim, Rabbim. Günahımla sevabımla bu alemin tek Rabbi, tek ilahı var. İşte bugün, bugün ve o gün, o gün Muhammed Aleyhisselam ve daha önce Nuh Aleyhisselam'dan beri bütün peygamberlerin derdi çabası buydu. <laughs> Şirksiz Allah'a ortak koşmadan bir imanla Allah'a kavuştum bak. O Allah kim? 59. ayet okuyorum. Ellezî halaqa semâvâti velâd. Ve ma beynehumâ fîs sitteti o Allah ki gökleri ve yeri altı günde yarattı. Gökleri ve yeri altı günde yarattı. Bu konuda da yaratılış ne diyelim bilgisi konusunda da problem çok insanlarda. Herkes bir şey diyor. Dünya şu kadar milyar sene önce vardı, güneş şöyleydi, ay böyledi falan diye. İnsanlar şu zaman yaratıldı, yaratılmadı vesaire gibi. Ey insanlar, diyor Allah. Ey cinler diyor Allah. Unutmayın. Her konuda vallahu ya lemu ve entum la ta'lemun. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Neyi? Her şeyi. İşte yaratılma yaratılışın nasıl olduğunu. Nereden başladığını, nasıl olduğunu bilen sadece Allah'tır. Ya bilim adamları da söylüyor, arkeolojik kazılar da söylüyor. Tarihçiler de bir şeyler söylüyor, söyleyebilir. Herkes bir şey söyleyebilir. Din hakkında da herkes, herkes bir şey söylemiyor mu? Söylüyor. Ama doğruyu söyleyen Allah'tır. <laughs> doğruyu söyleyen Allah'tır. En net bilgi. En doğru bilgi. Gökler ve yer birdi diyor Allahu Teala. en semavati vel ard kanete Enbiya suresi. Birdi. Ayırdık diyor. Sanki bir duman. Daha önce su var. Şimdi arayı ben bilebildiğimi söyleyeyim. Sudan buharlaşma var. Duman haline gelmiş. Gök ve yer beraber. Oradan bir parça alıyor Allahu Teala. İki günde dünyayı yaratıyor kabuğunu iki günde. Fusule suresi. İki günde de dağları, bitkileri, hayvanları, azıkları yaratıyor dört gün. Gökyüzü duman halinde daha. Dünya yaratılmış, hazır. Ama gökyüzü yok. Yıldız yok, güneş yok, ay yok. Yedi kat sema yok. Allahu Teala yani iyi ben iyi söyleyeyim size iyi dinleyin inşallah. Yani bunu efendim bir araştırma yapmışlar. Bin sene önce şu bina, yerde şu çıkmış. Burada bu arkeolojik kazılar insanlar şu bilgiye ulaştı falan. Beyin insanların doluyor. Buna gelince Kur'an ve peygamber sanki hiç olsa da olur, olmasa da olur dinleniyor. Gerçek budur, doğru budur. Nerede bilecekler insanlar bunun böyle olduğunu? Allah gökleri duman halindeki gökyüzüne ve oluşumunu tamamladığı yeryüzüne diyor ki, diyor ki bakınız. <laughs> 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 İtiya tav an evkeran. İtiya tav an evkeran. İster istemez emrime boyun eğin. Allah Her ikisi de diyor ki Eteyna ta'i'in Ya Rabbi biz isteyerek emrine boyun eğdik Allahu Ekber Sonra Rabbim Duman halindeki gökyüzüne yöneliyor Yedi kat sema haline getiriyor Yedi kat Birinci kat semayı yıldızlarla donatıyor Her semaya da emrini vahyediyor ve evha ve evha külli semain emraha Fusilet suresi her semaya emrini vahyediyor. Rabbim bize bunu bildirmesen biz nereden bilecektik bunu? Bu hangi arkeolojide kazılan, hangi tarihi verilerden hangi nereden çıkacak ki bunlar? Hangi bilim adamının kafasından çıkacak bunlar? Birinci kat semayı yıldızlarla süslüyor. Ve tamam. Şimdi insanoğlu artık varlık sahasına çıkabilir. Ben ayeti okumaya devam ediyorum. Sümme teva alel arş. Sonra arşa istiva etti. Rabbimin bir de arşı var. Mümkün değil bunu bizim bilebilmemiz. Eğer Rabbim bildirmeseydi. Arş nerede, nasıl? Birinci, dünya merkez diyelim. Şu anda biz merkeziz ya zaten. Dünyanın merkezi biz. Dünya merkez. Dünyanın içinde bizim şehir merkez. Bizim şehirde de bizim köy, bizim köyde de bizim ev, bizim evde de. Ben merkez ya biliyorsunuz. Herkes bir merkez. Dünya birinci kas semağı yıldızlar. Galaksiler daha bu birinci kas semağı. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ne var ne yok Allah bilir. Sadece Miraç'ta peygamberimizin anlattıkları var. Gördükleri. Yedi kat semayı kürsi kaplıyor. Vesia kürsi yüz semavati veler Yedi kat semayı acayip kürsi kaplıyor. Kürsiyi de arş kaplıyor. Arşın büyüklüğü de acayip. Kürsinin büyüklüğü de acayip. Yedi kat semayı da akla ermez ve dünya işte burada. İşte Rabbim arşa istiva ettiğini söylüyor. Bu ne demek? Ben çekildim kenara, istirahat ediyorum, dünyayı size bıraktım, keyfinize göre yaşayın, sorumlu da değilsin mi diyor, yoksa Ela lehül halku vel emr Dikkat edin, yaratma da ona ait, işler de ona ait, düzen de ona ait, yüde birül emir, işler de düzenleyen odur. Allah ve. Şu anda beni konuşturan irade onun iradesidir. Bana özgürlük veren de odur. Sizi oturtan ve dinleten de odur. Şu anda dünya devletlerine iktidar veren de odur. Zalimlere zulüm hakkı veren de, yani fırsatı veren de odur. Dünya budur işte. Ama yetki ondadır ve işler düzenleyen odur. Er Rahman. Bu Allah Rahman. Bu Allah Rahman. Fe'sel bihi habira. Habir olarak ona sor. Her şeyin haberini ondan öğren. Dünyayı mı öğrenmek istiyorsun? Ona sor. Haberini ondan al. Tarihi mi öğrenmek istiyorsun? Ona sor. Denizleri mi öğrenmek istiyorsun? Ona sor. Ekonomiyi mi öğrenmek istiyorsun? Ona sor. Siyaseti mi ona öğrenmek istiyorsun? Ona sor. Hukuku mu? Aileyi mi? Eğitimi mi? Kavgayı mı? Savaşı mı? Şu anda düzlüğe nasıl çıkarız problemini mi? İnsanların, şehirlerin, ketlerin problemlerini mi? Sor ona. Çözüm onda ve çıkış yolunu gösterecek odur. Başkası yok ve selam. Hidayet eden sadece o. Var mı ondan başka? İşte görünen dünya, yaşanan bir dünyayı görüyoruz. Bunalımdan bunalıma gidiyoruz, sıkıntıdan sıkıntıya gidiyor. Niye? Rahman'ı kabul etmediğinden dolayı. Ya da Rahman'ı bilip de ona ortak koşmasından dolayı değil mi bu problemler? Ama ne yapalım? Yok, ne yapalım yok. Rahmana döneriz. Allah'a döneriz. Ya Rab deriz. Peki ben döndüm, bütün dünya yine aynı çizgide devam ediyor. Rabbim selamet versin herkese. Yarın mahşerde ve kabirde herkes kendi başına hesaba çekilecek. Yani bu insanlar nasıl olsa cehenneme gidiyor diye ben niye cehenneme gideyim? Bu insanlar nasıl olsa Allah'a peygamberi kabul etmiyor. Ben niye kabul edeyim deyip de yanlışa gideyim ki. Herkes serbest, özgür. Ölünceye kadar keyfine göre herkes yaşayabilir. Ama hesap var. Var. Gelin kendi başımıza da kalsak diyelim ki ya Rab sen ne diyorsan kabul. Ve bu insanların yaşadığı hayat hayat değil, sistem sistem değil, yol yol değil, düzen düzen değil. Bunu diyelim. Ya kendi başına Aldatma diyemezsin bana kendimi. Aldatmıyorum kendimi. Ben çıkış yolu arıyorum. Peygamberler böyle demiş. Öyle peygamberler gelmiş, geçmiş ki sadece bu sözü söylemişler kimse onlara da iman etmemiş. Demek ki Allah'ın kanunu, yasası bu. Kendi başına da olsan diyor peygamberine. Benden başka ilah kabul etme. Vekil olarak beni kabul et. Benim istediğim bir hayatı yaşa. Allah'tan başka insanları vekil kabul eden, Rab kabul eden, ilah kabul eden bu insanların dininden, sisteminden, yolundan uzak dur diyor Allahu Teala peygamberlerine. Aynısını Muhammed Aleyhisselam'a söyledi ve aynısını kıyamete kadar hepimize söylüyor. İşte bizi de kurtaracak bu zaten, bu iman. Ya Rab, ben Rab olarak senden razı oldum, senden başka Rabbim yok. Din olarak İslam, senin İslam'ın dininden razı oldum Başka din, hak, din yok. Din çok. Önder, lider, örnek, peygamber, rasul, nebi olarak da Muhammed Aleyhisselam'dan razı oldum. Dedik mi, dedin mi, samimiyetle yaşamaya da çalıştın mı? Buyur kulum diyor Rabbimiz Teala. La ilahe illallah Muhammed Resulullah'a şehadet ederim ki dedim ki buyur kulum diyor. İşte bunu istiyor bizden bu kadar. Ya dese o izin vermese ne bu sözü söyleyebiliriz ne kul olabiliriz ve selam. Ve ida ve ida 59. ayet okuduk. Şimdi 60. ayet okuyorum. Bu ayeti okuyup bitirince secde etmek zorunda kalacağız. Secde. Ne demek secde? Anlamızı toprağa değdireceğiz, yere değdireceğiz. Allahu ekber dedikten sonra 3 defa Subhan rabbiyal ala en aşağı Subhan rabbiyal ala yani tesbih edeceğiz Sübhan Rabbi Ey Allah'ım! Ey Rabbim! Senden yüce başka kimse yok. Yüceler yücesi, büyükler büyüğü sensin sen diyeceğiz. Sonra allah Ekber. <laughs> ya Rabbi işittik ve itaat ettik. Biz emrine boyun edik. Bak sen seyde et dedin. Biz seyde ettik diyeceğiz inşallah. Ve izâ gîle lehumus cüdûdirrahman. Denilse ki bu insanlara, Rahman'a secde edin. Rahman için secde edin. Hayatı Rahman adına yaşayın. Secde budur. Bu biraz önce dediğim pratik. Pratiği ama mu anlamı secde secdenin kulluğun anlamı Ya Rabbim ben hayatı senin adına yaşarım. Burada da diyor ki Allahu Teala Rahman'a secde edin. Rahman adına yaşayın vekiliniz, Rabbiniz, ilahınız, mabudunuz olsun, Mevlanız, sevgiliniz olsun. Tek tercihiniz o olsun. Rab olarak, ilah olarak. <laughs> Denildiği zaman galu diyorlar ki ve Rahman, Rahman da kimmiş? Geç onu diyorlar. <laughs> biz ama böyle demiyoruz. Rahman, ya Rabbi sen Rahmansın, biz sana seyredeceğiz. Enes cüdü limâ Bize secde mi etmemizi mi emredersin? Biz bilmediğimiz kimseye secde etmeyiz. Bizim tanrılarımız var. Bizim saygıyla önünde eğileceğimiz, yücelteceğimiz tanrılarımız, ilahlarımız, vekillerimiz var. Rahman da kimmiş diyorlar. Ama biz böyle demiyoruz Müslümanlar. Vezadehüm nüfura Onlara Rahman'a secde edin. Alnınızı toprağa değdirin. Ama Allah adına ya Rabbi sensin sen büyükler büyüğü yüceler yücesi en büyük ekber sen ala sen azim sen rahman sen rahim sen malik sen mühe mühemin sen melik sen hükümdar denildiği zaman onların nefreti artıyor ve zadehum lüfura onlar da bu nefreti artırıyor bu secde emri ama bu secde emrini duyan Müslüman da hemen secdeye kapanıyor ve Rabbini yüceltiyor. Enteresan bir olay daha nakledeyim. Bu secde emirlerinden sonra Müslüman hemen secdeye kapanıyor ki ben de ayeti bitirip bitmez inşallah bitiriyorum ve secdeye kapanacağız. Secdeye kapanıyor ya, şeytan diyor ki vallahi böyle mi diyordu bilmiyorum ama Allah bu insana secde emri verdi ve bu secde yaptı ve kazandı bana da secde emri verdi ama ben kazanmadım, tard edildim, kovuldum diyor. Eyvah diyor. Eyvah diyor. Bu şey, şeytanın, bu seydesiyle ilgili bir olay anlatır. Bu böyle Kur'an'dan bilmiyorum ama yani Kur'an'da değil, hadislerde de bilmiyorum. Diyor ki şeytan Rahman'ın çok merhametliliğinden dolayı Ya Rabbi bana da Merhametin var mı? Ben buna rağmen bak bütün insanları saptırdım, cehenneme götürdüm. Beni beni affeder misin?" der. Allah da affederim. Şart. Git Adem'in kabrine secde et. O zaman seni affederim. Diyor ki İblis, ben onu sağlığında secde etmedim ki şimdi ölümüne secde edeyim." diyor. Yine secde etmiyor. Ama Müslüman Müslüman bütün hayatında varlığını Allah'a adayan insandır. Ona secde eden, onun adına yaşayan, ona kul olan insandır. Günahıyla sevabıyla Rabbim sensin diyen insandır. Ve biz de bu ayetten sonra ya Rabbi biz nefret etmiyoruz Emir'den. Biz secde ediyoruz. Allahu ekber. Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Velhamdülillahi rabbil alemin.